Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Corsa D aracımızın arka sol kapının kilidini söktük. Ön kapılar kilitlenirken veya diğer kapılar bu arka sol kapımız önceden bazen kilitliyor, bazen kilitlemiyordu. Sonra bir bu yağlayıcı falan sıktığımda belli süre yine kilitlendi. Sonrasında hiç kilitlememeye başladı. Motor sesi de gelmiyor iç içinde. Motorunun arızalı olduğunu düşündüm. Kilidi yerinden söktüm. İnternetten de motorunu getirttirdim. Bakalım motorunu değiştireceğim. Şimdi öncelikle şu internette zaten belli yerlerde videolar da var. Bunların sökülmesiyle ilgili. Şimdi şu kenarlardan sökerek şu açılması için şuraları biraz açalım. Yani şu köşe var. Çok sert değil. Böyle tornavidayı biraz zorladık mı açılıyor. Bir tane de bu tarafta var. Şimdi kenarları, tırnakları kurtuldu gibi. Şu an bu metal bölümü bakalım çıkarayım. Şunu biraz daha açabilirsem daha iyi olacak. Şimdi kurtuldu gibi. Şimdi tırnakları kurtardıktan sonra şöyle tornavidamızı hafif ayırarak kilidi yerinden üst parçayı şu şekil şöyle kilidi ayırdığımızda şimdi resmini çekin ki kilidin ne durumda olduğunu görmüş olun diye. Arkadaşlar üst kapağı söktükten sonra hani aldığımız yayların yerlerini unutmayalım. Yani biz video çekiyoruz zaten. Belli aralıklarla fotoğrafını da çekiyoruz. Yanlış yere hani tekrar geri takarken yanlış yapmayalım diye. Zaten 3 tane yay var şu an benim gördüğüm. Ha, bir tane daha çıktı alttan. Şimdi onun da çekelim videosunu. Nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar şu diğer parçayı da söktüm zaten. Bundan sonra zaten içini temizleyeceğiz. Oradan sonra motorunu değiştireceğim. Yan vidalarını da sökeceğim. Şimdi yan vidaları da söküyoruz arkadaşlar. Üç tane de vida tutuyor. Motorun olduğu bölüme ulaşmak için söküyoruz bunu da. Hani
Çekiyoruz ama inşallah geri toparlayabiliriz. Yanda da bir tane tırnak var. Yanda da bir tane tırnak var. O tırnağı da kurtarmamız gerekiyor. İç bölümde bu şekilde. Şimdi tamam, dur. Evet arkadaşlar, şimdi bütün parçaları söktükten sonra temizledim tinerle. Bu halde yağdan kirden arındırdık. Şimdi yeni aldığım motor, eskisini göstereyim. Eskisi de bu. Aslında eskiyi de denedik, çalışıyor. Ama yine de riske girmemek için, belki takılıyordur, fırçasında bir sorun vardır diye yeni motoru takıyorum. Yeni motorun zaten yerlerine getirdiğimizde soketli, düz oturuyor zaten motor yerine. Şimdi şu parçamızı takıyorum. Bakıyorum. Evet. Nasıl takıldığına bakıyorum. Evet. Bu şekilde. Zaten tam yerine oturuyor. Bunları takarken biraz gres yağı var. Gres yağımızdan da takayım. Hem dişli yerinden oynamamış olur. Taktığımız parçalar yerinden düşmemiş olur. Fazla da sürmeyelim. Yağı sürdük. Karşı dişli bölme de biraz sürdüm. Plastik bölme sürmedim. Şimdi arkadaşlar, diğer yayı, şu yayı alıyoruz. Şuraya takıyoruz. Şuraya, şu bölüme geçti yay. Zaten. Bu yayı çeviriyoruz. Saniye. Şu şekil. Şu parçayı yaydan geçirip şunu olması gereken şimdi arkadaşlar, yayın geleceği nokta bu. Şimdi yayı taktıktan sonra turu attırıp ana bu çıkıntı buraya geliyor. Şu da çocuk kilidinin aparatı. Şu zaten anahtarla çevirdiğimiz bölüm, üste gelecek şekilde geri takıyoruz. Zaten şöyle çocuk kilidini yaptığımızdaki hareket bu. Şimdi parçalara
Biraz da yağ sürüyorum arada arkadaşlar, şey için yani çok fazla değil, sadece hem parçalar yerinden çıkmasın diye, yaylar falan tutsun diye, hem de tamamen ben bunları yağsını yıkadığım için tinerle. Bakalım. Dediğim gibi çocuk kilidi de çalışıyor. Şu şekil hareketi. Şimdi arkadaşlar zaten sökerken parçaları bölüm bölüm korsanız hangi yay nereye geleceği, hani bayağı fazla malzeme var. Şimdi diğer parçaya alıyoruz. Şimdi dediğim gibi biraz mekanizmaya yağ sürüyorum. Sonrasında bu sefer de yağsız olduğu için yaylar falan sürtünmeden kaynaklı aşınıp da yemesin. Şu parçayı alıyoruz. Bunu da bu şekil buraya taktık. Tamam. Bas. Şimdi şu parçamızı takıyoruz arkadaşlar. Göstereyim. Bunu zaten şu şekilde. Arkadaşlar şimdi şu yayı alıyoruz. Buna da taktıktan sonra yerinden düşmesin diye dediğim gibi biraz gres yağ sürüyoruz bunlara. Biraz fazla oldu. Şimdi şu yayın alt çıkıntı. Burada delik var. Oraya geçiriyoruz. Şu an pensemizle şöyle görünüyordur. Şekilde. Şuradaki çıkıntıyı da şunu göstereyim. Şu parçayı alayım. Şimdi ben takacağım ama siz de görün diye şu çıkıntı da şu parçaya geliyor. Şimdi takarken orada görünmeyeceği için. Şimdi yayı taktık gösterdiğim gibi. Çalışıp çalışmadığını da kontrol edebiliriz. Tamam, bu şekil. En son hali arkadaşlar bu durumda. Şimdi üst kapağını takıyorum. Oradan sonra üst kapağı takıp vidalarını takacağım. Şimdi şu yayı arkadaşlar göstereyim. Yeri var. Çentiyi şu bölüme oturtturuyoruz zaten. Geçiyor. Şu altta dışarıdan kolaçma çubuğumuzun takıldığı şunu şu şekilde takıyoruz ama şu şekilde olacak.
Yayı biraz esnetip şuradaki çentikten geçirmemiz lazım yayı. Şöyle. Yay yerinden çıktı. Alan şunu taktım. Şu yayı geriye doğru esnettiğimizde biraz uğraştırıyor ama şu hareket, yani şunu da şuraya taktığımızda bu dışarıdan çektiğimiz hareket, iç açma kolu diyeyim. İç açma kolu dedim de iç açma kolu değil, dışarıdan kapı açma kolumuzun hareketi. Arkadaşlar şimdi diğer şu parçayı alıyoruz. Şu küçük yayı buna geçiriyoruz. Burada geçme yeri var. Bunu buraya geçirip şu parçayı da şöyle yapalım. Önce şöyle yapayım. Şunu şuradan geçirip şunu da şöyle. Şu şekilde. Şu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar parçayı taktık. Şuradaki kilidi şu pozisyona getiriyoruz. Bunu zaten yerine oturdu şu an. Şu parçayı da kapı kilidinin şu bölüme oturtturuyoruz. Yani şöyle diyeyim. Yerinden çıktı bir saniye. Şu şekil olacak. Yani şimdi diğer yayımızı alıyoruz. Kısa olan son iki yay kaldı. Biri uzun, biri kısa. Şimdi zaten yayı şu şekilde takıyoruz. En son yayımızı alıyoruz arkadaşlar. Şurada çentiği var. Uzun bölüm yayın. Bu bölüme getiriyoruz. Tam yuvasına dek getiriyoruz bunları. En son hareketli bölümlere yağ sürdüm biraz. Fazla değil. Silikon yağımız vardı. Sprey yağ. Ondan kullandım. Gres var biraz da. Yay falan yerine taktığımda düşmesin diye mecbur. Biraz etraf kirlendi artık. Görüntü hoş değil ama şimdi yayı şunu son bir kez kontrol edelim. Şimdi yayları yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi şuradaki yay
Şu çenteye şimdi arkadaşlar yayları da taktık yerine. İki tane yayımız var. Soldaki siyahın buradaki çentiğine, bu çente diğer yayda buradaki çenteye gelecek şekilde kapatacağız. Evet arkadaşlar, kilidimizi toparladık. En son hali bu. Motorunu da değiştirdim. Son hali bu. Dediğim gibi. Biraz uğraştırdı. Yani sabır istiyor. Dediğim gibi yapmak isteyenler için detaylı çektik. İsteyen arkadaşlar bakarak videoyu izleyerek yapabilirler. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.